Ali'nin de anlattığı gibi evrimciler için her şey çok kolay. Mesela sudaki bir balığın bir anda sürüngen olması çok kolay. Sürüngenin kuş olması, kuşun helikopter olması, helikopterin ondan sonra uzay mekiğine dönüşmesi falan. Bunların hepsi çok kolay ama bir bilimsel açıklama yok ortada. Yaptıkları hiçbir şey yok. Sadece bu şekilde olmuştur diye anlatıyorlar. Ben de şimdi bu konu üzerine iyi oldu. Bir sürüngenin asla bir kuşa dönüşemeyeceğini evrimcilerin iddia ettiği gibi bunun bilimsel açıklamalarında bulunmak istiyorum. Çünkü onlara göre sürüngenler kanat çırparken bir anda uçmaya başladılar ve kuş oldular. Yani bu zaten müthiş mantıksız bir şey ama yani evet dinozor, koskoca bir dinozor artık sinek avlamaya çalışırken mi neyse kanatlarını ki sinek o zaman mükemmel tasarımıyla, mükemmel yaratılışıyla var. Onu nereden Saniyede var? 500 kere kanat çırparak böyle bir Evet. sistemle Onu maşallah. zaten açıklama getirmediklerinden kanat çırparken bir anda kuş olduğunu iddia ediyorlar ve koskoca bilim adamları, üniversiteler okumuş, artık doktoralar yapmış, profesör olmuş insanlar da bunlara inanıp konferanslar düzenleyip bunların doğruluğunu falan anlatıyorlar. Şunu da söylemek gerekiyor ki dediğin gibi gerçekten onu anlatmazsa zaten o üniversitede duramıyor. Yani o Evet. ideolojiyi anlatmak Mecbur zorunda. sonuçta. Belki inanmıyor olabilir ama mecbur. Evet. Yani. Tabii. Doğru, çok. Şimdi bir kere bir türün başka bir türe dönüşmesi için bunlar ne diyorlar evrimciler? Mutasyonlarla oldu diyorlar. Zaten mutasyonlar bu konuda sığındıkları en önemli delillerden bir tanesi. Fakat artık şu kesin ve kesin olarak ispatlandı ki mutasyonların %99'u zararlı ve %1'i de etkisiz. Yani bir mutasyonun bir canlıyı başka bir canlıya dönüştürmesi ve mükemmel kapsamıyla o yani bütün işlevleriyle birlikte dönüştürmesi mümkün değil. Yani mutasyon bakın %99 zararlı yani zarar veriyor o Tahrip yapıyı ediyor evet hocam. olan düzgün yapıyı tahrip ediyor ya da hiçbir etkisi olmuyor o da %1. Daha kolay herhalde anlatılamaz bu konuda. O yüzden Herhalde. bir canlının başka bir canlıya yani bir türün başka bir türün mutasyonlarla dönüşmesi mümkün değil. Kaldı İremciğim, ki bu arada o %1 etkisiz onu da burada dile getirelim. %1 etkisiz denen mutasyonlarında uzun vadede zaman içinde mutlaka organizmaya zarar getirdiği tespit edilmiş. Evet. Dolayısıyla elde var %100. %100'ü %100 zararlı olmuş oluyor. zararlı, evet. Evet. Şimdi bir sürüngenin DNA'sında sadece sürüngene ait bilgiler vardır. Yani bir sürüngenin DNA'sında gaganın bilgisi yoktur, kanadın bilgisi yoktur, tüyün bilgisi yoktur. Sadece sürüngenin bilgisi vardır. O yüzden o DNA'nın mutasyonlar yoluyla başka bir DNA biçimine dönüşmesi gibi bir şey söz konusu Yani değildir. ağaçtan ağaca atlayarak da bir Evet, DNA değişmez. kuş özellikleri eklenmez DNA'ya. Zıplayarak da eklenmez. Teker teker sayalım ki. Çok iyi olur. Dinozor istediği kadar zıplasın, istediği kadar bir ağaçtan bir Evet. ağaca, artık o sırada ağaç ne hale gelir bilmiyorum ama istediği Güzel kadar bir zıplasın yine de ondan uçurumdan kanat atlarken de çıkmaz. olmaz. Tabii. Değil mi? Bir değişiklik Kollarını çırparsa da oluşmaz. olmaz. Evet yani mutasyonlar şu an bugün bu ispatlanmıştır ki birçok hastalığın da zaten sebebidir mutasyonlar. Birçok hastalığın sebebi olan bir mutasyonun bir sürüngenin DNA'sını mükemmel uçucu bir kuş DNA'sına dönüştürmesi yani Allah'ın dilemesi dışında imkansız bir şeydir. Birincisi buradan zaten bu delilleri yok olmuş oluyor. İkinciye gelelim. Kuş ciğeriyle sürüngen ciğerleri yapısal olarak tamamen birbirinden farklıdır. Şimdi kara canlılarının akciğer yapısı çift yönlüdür. Yani bir sürüngen nefes alır, onu ciğerlerine alır o nefesi. Ondan sonra o nefesi aynı yoldan geri verir. Bizim gibi Yani yani. tek bir hat vardır. Evet, bizim gibi aldığını geri verir. Ama kuşlarda çok daha farklı bir yapı vardır. Kuşlarda çift kanallı bir yapı vardır. Buna aviyan akciğer denir hatta. Düzenli olarak bir hava alır kuşlar ve başka bir kanaldan o hava geri çıkar. Yani aynı kanaldan geri çıkmaz. Bir kanaldan düzenli olarak hava alırken başka bir kanaldan geri çıkar. Diğeri neydi? Aldığı kanaldan geri çıkıyordu. Burada neydi? İki kanal var burada. Şimdi bu tamamen farklı iki yapı kuşlarla sürüngenler arasında ve bu iki yapının birbirine yine evrimle dönüşmesi gibi bir şey söz konusu değil. Bunu nasıl açıklıyorlar? Yine mutasyonlarla açıklıyorlar. Zaten mutasyonların biraz önce anlattığımız gibi %100 Bu olması arada bir şey imkansız. söyleyebilir Tabii. miyim? Kur'an'ı da delil göstermesinler bu konuyla Evet, ilgili tabii olarak. ki. Kur'an'da kesinlikle evrime dair bir bilgi yoktur. Allah canlıları ol demesiyle yarattığını birçok ayette bildirmiştir. Tabii ki inşallah. Ayrıca şu da çok önemli.
Hadi oldu da akciğer yapısı bir şekilde değişti. Yani imkansız ya. Bu da yetmiyor. Yani solunum sisteminin değil sadece. Aynı şekilde kalbin, beynin, sinir sisteminin, oksijenlerin taşındığı bütün dolaşım sisteminin de aynı şekilde değişmesi gerekiyor. Yani bir tek akciğerin değişmesiyle de bir sürüngenin kuş olması gibi bir şey söz konusu değil. Üçüncü iddiaya, yani üçüncü imkansızlaştıran delile gelelim. Evrimcilerin bir iddiası sürüngen pullarının evrimleşerek kuş tüyü haline dönmüş olması. Bu da imkansız. Bu da neden imkansız? Yine aynı şekilde sürüngen pulunda hiçbir şekilde kuş DNA, yani DNA'sında hiçbir şekilde kuş tüyünün bilgisi yok. O yüzden onun DNA'nın değişmesi gibi bir şey söz konusu olamıyor. Hem genetik farklılıkları çok fazla, hem de fosil kayıtlarında da biz hiçbir şekilde böyle bir şeye rastlamıyoruz ki bu da çok önemli delillerden bir tanesi. Ayrıca yine bunun mutasyonlarla olduğunu söylüyorlar. Kanser yapan mutasyonların pul gibi bir yapının çok teşkilatlı, aerodinamik kanunlara göre işleyen asimetrik yapıdaki bir kuş tüyüne dönüşmesi de mümkün ve mümkün değil. Mutasyonların müthiş faydalı bir şey olması gerekiyor ve dünyada bir tane en azından böyle bir örnek olması gerekiyor ki böyle bir şey olabilsin ki biz bunun asla böyle bir örneğine rastlamıyoruz. Dördüncü bir delil nedir? Sürüngenlerin kuşlara dönüşemeyeceği kemik yapıları çok farklı. Sürüngenlerin ve kuşların kemik yapıları çok farklı. Yerde yaşayan, karada yaşayan canlıların kemikleri çok ağır. Çünkü içleri dolu bir kemik yapısına sahipler. Aynı bizim kemik yapımız gibi bir yapıya sahipler. Burada ayrıca dinozorlardan bahsediyoruz. İlk evet. iddiaya göre. Yani dinozorların kemik yapısı tonlarca ağırlığında. Tabii ki. Yani birdenbire kuşa dönüşüp uçabilmesi için Allah'a emanet artık. Yani ne gibi bir motorla öyle bir dinozoru uçurabilirsiniz siz teknik olarak, teknolojiyi işin içine katarak. Evet, tabii. Bunu da düşünmek lazım i̇şte zaten. İşte hayal gücü, hayal gücü bunlar. Kuşların kemikleri ise kuşların en önemli özelliği Allah onları uçmaya göre yaratmış. Allah onları bulunduğu ortama göre çok güzel özelliklerle yaratmış. Onların kemiklerinin içi boş. Yani o kadar ağır bir canlının havalı uçması imkansız olacağı için Allah onların kemiklerinin içini boş yaratmış. Mesela kanatlarını da bilirsiniz, kuş kanatlarını hani o kalem gibi şeyler, kanatlar vardır. Onların da içi her zaman boştur ki kuş olabilecek en hafif şekilde olsun ve en rahat şekilde uçabilsin diye. Ayrıca sürüngenler soğukkanlıdır. Kuşlar sıcakkanlıdır. Soğukkanlı bir hayvanın mutasyonlarla sıcakkanlı bir hayvana dönüşmesi yine mümkün ve mümkün değildir. Sürüngenler ısılarını kendileri üretmezler. Dışarıdaki ortam vesilesiyle ısı üretirler ve ısılarını ayarlarlar. Kuşlarsa kendi vücutlarını kullanarak, yani kendi iç yapıları sayesinde vücut ısılarını ayarlarlar. Aslında bu çok devasa bir farklılıktır. Yani karada ve havada yaşayan canlılar arasındaki çok önemli farklılıklardan birisidir. Ve bunu yine bu vücut yapısının bir anda havada uçan bir vücut yapısına dönüşemeyeceğinin delillerinden bir tanesidir. Yine başka bir özellik de sürüngenler yerde, kuşlar da karada yaşamaya elverişli olarak Allah tarafından yaratılmıştır. Çünkü kuşlarda müthiş bir kas ve denge sistemi vardır. Mesela bir kuş kilometrelerce uçup son derece hızlı bir şekilde uçtuktan sonra incecik bir dala bir anda çok hızlı bir şekilde konabilir. Şimdi bu bizim çok gördüğümüz bir şeydir ve insana bu çok kolay gelir. Halbuki bunda çok müthiş bir denge sistemi gerekli ve ayrıca da kas sistemi gerekiyor. Yine bir sürüngenin o hantal yapısıyla, o ağır yapısıyla böyle bir dengeyi sağlayabilmesi mümkün ve mümkün değildir. Tabii. Son olarak da zaten hep konuştuğumuz fosil kayıtlarında bizim asla yarı sürüngen, yarı kuş yapıları hiçbir şekilde rastlayamamamızda bunun olamayacağını, bir sürüngenin bir kuşa dönüşemeyeceğinin yine delillerinden bir tanesidir. Milyonlarca fosile biz rastlıyoruz ve hepsi yaratılışı ispatlıyor. Bir tane bile arada yok. Onların ispatlamaya çalıştıkları, delil gibi göstermeye çalıştıkları Archaeopteryx gibi mesela canlıları biz burada da çok fazla anlattık. Hepsi günümüz kuşlarından farksız. Ayrca Leoningornis gibi uçucu bir kuş diyorlar. Evet, önemli mükemmel uçucu kışları milyon yıllık fosillerine rastlıyoruz hepsini. Yani kuşlar Allah'ın yarattığı andan beri kuş olarak var. Sürüngenler de Allah'ın yarattığı andan beri sürüngen olarak var ve hiçbir şekilde bunlar birbirlerine evrimleşmediler. Biz bu delilleri niye anlatıyoruz? Çünkü evrimciler halkın bilgisizliğinden genelde faydalanarak bazı şeyleri ortaya atıyorlar. Halbuki bilimsel ispatlanabilecek çok kolay ispatlamak. Yani böyle bir şeyin olamayacağını ispatlamak işte mesela şuradaki belki hepimizin yaptığı bir 10 dakikalık anlatımla bu yıkılmış evet. oluyor. Yani bitiyor. Böyle bir şey söz konusu olmadı. Artık bunu anlatamamaları gerekiyor ama
anlatabilecekleri, yani söyleyebilecekleri de başka bir şey olmadığı için yine bunları anlatmaya devam ediyorlar. Evet. Onlar da anlatsın, biz de anlatalım. Aslında biyomimetik de bu konuda önemli. Yani kuşların evrim geçirmediğini ispat etmek için önemli. Çünkü mesela bir uçak modelini düşünelim. Hep söyleriz. Yani bir uçağın makine parçalarının bir araya gelerek tesadüfen işte fırtınalarla falan her ne olursa olsun bir şekilde bir uçak olarak karşımıza çıkmayacağını yani biliriz bunu. Çocuğa da sorsanız buna cevap verir ki nitekim bakın kuşlar mükemmel uçuculardır ve esneklik ve hareketlilik açısından uçakla kıyaslanamaz ki zaten uçağın mucidi de Akbaba'nın kanadını örnek alarak uçağın kanadını tasarlamıştır. Hı hı. Ve uçaklarda da hakikaten biyomimetik o yüzden önemlidir. Dolayısıyla bir kuş daha bir uçakla kıyaslanamıyorsa, yani kıyaslanamayacak derecede mükemmel bir uçucu kuş. Biz makinenin tesadüfen oluştuğunu, uçağın tesadüfen oluştuğunu zaten kabul etmeyiz. Dolayısıyla bir kuşun da mutasyonlarla, tesadüflerle, evrimle oluştuğunu tabii ki kabul etmeyiz. O mükemmel makinenin, makine diyelim belki daha net anlaşılır. O tasarlanmış mükemmel uçağın makinenin yani kuşların mutlaka bir tasarlayıcısı olması gerekiyor. Onu yaratan mutlaka bir yaratıcı olması gerekiyor. Bu yüce Rabbimizdir. Çok açık bir gerçektir bu. Tabii ki. Bir uçağın, bir makinenin sistemi ne kadar karışıksa bir kuşun beden yapısı da en az o kadar karmaşık ve kompleks. Yine bir uçağı bir şekilde yapabiliyorlar ama bir kuşu yapabilmeleri imkansız bir şey. Evet. Kuşun kanını yapabilmeleri imkansız. Kanat sistemini, iç organlarını yapabilmeleri imkansız. Zaten senin dediğin gibi biyomimetikte hep hayvanlar esas alınarak zaten birçok helikopterden uçağa kadar hepsini yapmaya çalışıyorlar. Son derece kompleks bir sistem var. Yani Allah bize zaten uçağın bir örnek göstermesi insanların aklına gelmez mi uçmak? Tabii ki. Uçak yapmak, helikopter yapmak. Allah öyle bir örnek gösterdiği için biz biliyoruz. Hı. Şimdi öyle bir düşünün ki hiç öyle bir örnek yok. Bir hayvan böyle bir kavram olsun diye düşünüyor, karar veriyor. Uçayım ben diye. Ama yani öyle bir kavram öyle yok dünya üzerinde henüz. Evet. Yani böyle bir şey olmayacağı çok belli ve biz burada şimdi senin anlattığın gibi dinozorlardan bahsediyoruz. Yani evet. Bazen insanlar bu tip ayrıntıları da unutuyorlar. O yüzden anlattığın çok iyi oldu gerçekten. Hocamız buna göz örneğini vermişti. Çok düşündürücü bir örnektir gerçekten. Görmek diye bir şeyin varlığını bilmeyen, dış dünya diye bir şeyin varlığını bilmeyen bir canlının göz meydana getirdiğini iddia etmek kendi kendine tesadüfen. Yani görmek diye bir yapı yok. Yani düşünün ki bir insan yepyeni bir duyu meydana getirecek. Onunla da dış dünya diye bir şeyi tahmin edecek ve onu görmeye başlayacak. Böyle bir şey imkansız. Zaten canlının onu kendi kendine meydana getirmesi daha da imkansız. Ailesinin az önce... Öyle bir şey olmuş olsa zaten şu anda senin de söylediğin gibi insanlar altıncı bir duyuyu. Şimdiye kadar teknoloji bu kadar ilerlemişken artık uzay çağındayız. Bilişim çağındayız. Herkes her türlü şeyi söylüyor. Şimdiye kadar çoktan zaten kaç tane duyu bulurlardı ama Allah insanlara bilgi olarak neyi verdiyse ancak onu bilebiliyorlar. Ki bu ta Hazreti Adem'den itibaren başlayan bir şey. Allah Hazreti Adem'i ilk yarattığında ve dünyaya cennetten geri gönderdiğinde ona kelimeleri öğrettiğini söylüyor, eşyayı öğrettiğini söylüyor. Allah bilgi olarak insana senin de söylediğin gibi Ceylancığım neyi öğrettiyse onu biliyoruz. Onun dışında da istedikleri kadar böbürlensinler, büyüklensinler. Tamam. Hiçbiri Allah'ın söylediğinin dışında bir şey bilemiyor inşallah. Allah yarattı demek çok kolay ve çok zevkli ve canlılara olan insanın sevgisini de çok artırıyor. Şimdi kuşlardan bahsediyoruz. Allah yüzlerce binlerce kuş türü yaratmış. Hepsi birbirinden farklı. Tüylerinin rengi farklı, sesleri farklı. Şekilleri farklı, büyüklükleri farklı ve her biri insanın çok fazla hoşuna gidiyor. Ama neden hoşuna gidiyor? Onu Allah'ın yarattığını bildiği için insanın hoşuna gidiyor. Mesela bir kartalın görüşünü keskinliği, işte bir papağanın sesleri o kadar güzel bir şekilde taklit ediyor olması, bir kanaryanın sesi, diğerinin uçuşu, albatrosun büyüklüğü yani bunların hepsi Allah'ın mucizesi ve Allah'ın güzelliği. Allah yarattı deyince insan o kadar çok seviyor hepsini inşallah.